Toplumları kriminalize etmeye karşı kampanya kurucularından ve Öcalan'a özgürlük kampanyası destekçisi Les Levidos. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Bugünkü başlığımız PKK ve PKK'nin terör listesinden çıkarılması. Ayrıca Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'a uygulanan tecidin de Türkiye-Britanya çıkar ilişkilerine bağlı olduğunu görerek öncelikle PKK neden İngiltere'de terör örgütü listesine alındı? Bununla başlayalım. Kurdish leader Mr. Abdullah Öcalan as well. PKK o dönemler Terörizm Act 2000 yasası dahilinde birçok organizasyonla birlikte yasaklanmıştı. Britanya'nın gerekçesi ise toplumu şiddetten korumak olmuştur. Fakat belirtilen gerekçe aslında politik gerekçeyle hiç de uyumlu değildir. Özgürlük mücadelesi veren hareketler genelde uluslararası halk desteği alırlar ve aslında politik sorunlara dönüşürler. Doğudaki İsrail, Türkiye, Hindistan gibi rejimler için problemdirler. 1998'de uzmanlar tarafından yayımlanan bir raporda eğer ki bir grup diplomatik ve ideolojik bir destek arıyorsa ve devlet güçsüz kaldığı yerde silaha başvuruyorsa burada devlet terörü vardır deniliyordu raporun son bölümünde ve rapor politik destek kazanmak ve sempatizan kazanmak da anti-terörist güçleri zora sokuyor deniliyordu. Ve aslında işte bu Terörizm Act 2000 yasasıyla ki bu yasa terörizmi mal varlığımıza ciddi hasar vermek ve devlet yapısına politik zarar vermek olarak da nitelendirildi. Bu aslında bu ülkede yıllarca protestolarla verilen mücadeleleri de kapsaması için hazırlandı. Dolayısıyla bu yasaya göre Britanya'da veya sınır dışında aktif olan yapılanmalar kolaylıkla terörist olarak fişlenebiliyor. Ayrıca yasaklı organizasyonların sembollerini taşımanın da suça dönüşmesi bu yasayla gerçekleşmiştir. Bir halk toplantısında konuşma yapmak, temsilcilik görevleri veya o organizasyonun üyeleriyle iletişimde olmak dahi suç sayılabiliyor. 2001 yılında İngiliz devleti 21 organizasyonu yasakladı. Listedeki birçok hareket ki bu hareketleri biz ulusal halk mücadelesi olarak tanıyoruz, tamamı Britanya dışında olan hareketler bunlar. PKK, Tamil Kaplanları ve Hamas gibi. Britanya ayrıca Avrupa Birliği ve NATO'yu da aynı terörizm yasaları çerçevesinde uygulamaya sokmaları konusunda zorlamıştır. O dönemler Compact olarak düzenlediğimiz bir oturumda milletvekili Tony Benn bu yasanın geçtiğini duyurmuştu ve bu yasa ile ilgili bu yasal düzenleme aslında batılı devletlerin ortak hareketinin sonucudur demiştim. Aslında hiçbir devlet kendi dışındaki bir güç yüzünden iç meselelerinde gerileme yaşaması mümkün değildi. Bu aslında terörizmle alakalı bir durum değil. Şunu görebiliyor olmalısınız ki batılı devlet aslında baskıcı rejimlerle ekonomik ortaklık yapmak istiyor. Düşünün ki Londra'da Kürt halkı, Tamil halkı ve Kaşmir halkı eylemler yapıp hakkını ararken İngiltere'dense beklenti içinde olan suç ortağı devletler İngiltere'nin bu sesleri bastırması yönünde de beklenti içerisine giriyorlar. Ayrıca Türkiye ile ilgili olan meselede ise NATO üyesi olması ve bir pazar olması nedeniyle oradaki rejimle Britanya aslında yakından ilgileniyor. Britanya'da Kürt aktivistlerin terörist olarak fişlenmesi veya cezalar verilmesinin sebebi budur. Özetçe devletlerin çıkar ilişkileri denilebilir. Similar counter-terror frameworks. PKK'nin İngiliz topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmediği ve yurt dışındaki İngiliz çıkarlarına tehdit oluşturmadığını da görerek PKK neden hala terör örgütü listesinde yer alıyor? Why is it still listed as a terrorist organization? We could ask the same question about all the other. Aslında bu soru 2001 yılında yasaklanan tüm organizasyonlar için de sorulabilir. Neden hala bunlar da yasaklanmış durumdadır? Çünkü birçoğu Britanya'da suç işlememiştir ve halen herhangi bir suç işleme planları veya arzuları da olmamıştır. Bu güçler hiçbir zaman Britanya'ya müdahale etmemiştir. Fakat çok büyük destek kitleleri var. Britanya'da bu kadar büyük bir desteğin olması aslında İngilizlerin ortaklarını ciddi anlamda rahatsız ediyor. İsrail ve Filistin olayı da ve buradan gelen göçmenler de buna net örnektir. Bu anlattığım aslında PKK'nin halen neden terör listesinde olduğunun politik sebepleridir. Bundan birkaç yıl önce tüm AB üyesi ülkeler Türkiye'ye maddi destek verip özellikle Suriye'den gelen ve giderek artan mülteci dalgasını durdurması için destek sağlanması konusunda anlaştılar. Daha sonraları Türkiye'nin Batı'yı mültecilerle tehdit etmesine tanık olduk. Bu aslında AB ülkelerinin dış politikalarının sonucudur. Bu politikaların bir sonucu olarak da halen PKK'nin yasaklanmasının devamı söz konusu olabilir. PKK'nın yasaklanmasının Türkiye'de barışı sağlama çabalarına etkisi ne oldu? PKK'nın yasaklanmasının Türkiye'de barışı sağlama çabalarına etkisi ne oldu?
PKK'nın yasaklanması Türkiye'de barış isteyen Kürt aktivistlerin kriminalize edilmesine yol açtı. Kürt sorununun çözülmesinden yana ses çıkaran barış yanlısı her kesimi de aynı zamanda terörist ilan edebilecekleri bir ortam yarattı devlet için. Yani Kürtlerin demokratik hakkını savunmak artık size terörist yapacaktır. Aynı şekilde aslında terör karşıtı bir tablo çizmeye çalışan devlet de devlet terörü çirkinliklerini bir anlamda gizleme şansı buldu ve soruna askeriyi de dahil ederek meseleyi bir sınır düşmanlığı haline dönüştürdü. Aslında barış istemeyenin devlet olduğu burada görülüyor. PKK'nın yasaklı örgüt olarak listelenmesinin yol açtığı adaletsizliklere örnekler verebilir misiniz? Özellikle İngiltere'deki Kürt toplumu üzerindeki etkisi üzerine. In particular the impact on the Kurdish community in the UK. Yes, of course this was the main political reason for the ban to target that community. Evet, kesinlikle bu ana politik sebeptir ki Kürt halkını hedef almak kolaylaşsın. Son 20 yıla yakındır İngiliz devleti Kürt aktivistleri, organizasyonları, toplum merkezlerini cezalandırıyor. Bu merkezleri ziyaret eden insanları bile cezalandırıyorlar. Devletin elinde bu toplum merkezlerinin PKK'ya hizmet ettiğinin kanıtı olsa dahi mecburen PKK'yı listede tutuyorlar ki Kürtler daha fazla destek almasın. Devlet aslında tüm gücüyle Kürtlere saldırıyor. İngiliz yargı sistemini bu aktivistlerin cezalandırılması için oldukça zorluyor. Ev baskınları, sistematik bir şekilde baskılar, Britanya sınır kapılarında Kürt aktivistleri ve Kürt dostlarını sebepsiz yere durdurmak ve saatlerce aramalar yapmak ve daha fazlası, tüm bu davranışların aslında insanlara korku salması için de yapıldığını söylemek mümkündür. Bu salacakları korku ile en azından insanların söz konusu toplum merkezlerinden uzak duracağını sanıyorlar. So, no, combined all these forms of intimidation are met. PKK neden şimdi listeden çıkarılsın? Bu Sayın Öcalan'a özgürlük getirecek mi? Realistik olarak düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Now, is this also will bring freedom for Öcalan? Yes, well, there are several reasons which I partly mentioned before. Daha önce de belirttiğim gibi PKK'nin listeye alınması ve tutulması politik bir durumdur, antidemokratik bir durumdur ve acemice kötü niyetle hazırlanmış bir yasal düzenlemenin sonucudur. Bu ülkede özellikle Kürtlerin kendini özgürce ifade edebilmesinin de önüne geçmektedir aynı zamanda. Daha önce de bahsettiğim bir diğer sebepse PKK'nin yasağının kaldırılması bir barış sürecini başlatabilir ve sorunun çözülmesine sebep olabilir. Unutmayın, sorunun çözülmesini Britanya istemiyor. PKK'yı terör listesinden çıkarmak için ne yapılabilir? Avrupa'daki Kürt temsilciler ve politikacılar tarafından süreç nasıl başlatılmalıdır ve nasıl yol izlenmeli? Yaklaşık 20 yıldır birçok kez PKK sempatizanı avukatlar tarafından birçok dokümanla birlikte davalar açılmıştır. Ayrıca yasaklanmanın hukuksuzca olduğu da defalarca kanıtlanmıştır. Hem Britanya hem de AB'nin yasal süreçlerine göre işleyen süreçlerdi bunlar. Bu süreçlerde yargıçların karar aşamasında ne kadar zorlandığını gördük. Fakat yine de bu girişimlerin yapılmış olması çok değerli ve önemlidir. Hukukun politik sonuçlara göre de nasıl taraflı olduğunu da gördük bu süreçlerde. Bu noktada söylemeliyim ki politik baskı aslında hukuksal yöntemlerden daha çok işe yarayacaktır. Britanya'nın hukuksal olarak PKK yasağını kaldırması çok basit bir süreçtir. Fakat bunun gerçekleşmesi için burada çok büyük, ciddi bir politik baskı oluşturulmalıdır. Toplumları kriminalize etmeye karşı kampanya kurucularından ve Öcalan'a özgürlük kampanyası destekçisi Les Levidov, bugün bize katıldığınız ve değerli yorumlarınız için teşekkürler. Teşekkürler. Thanks. Thank you.